Ense bakalım. Ebu Sufyan mescidin bir kenarında oturuyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesine bürünerek evden çıktı. Ebu Sufyan oturduğu yerden acaba bu ne ile mağlup etti dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın yanına gelip eliyle onun sırtına vurdu ve seni Allah ile mağlup ettim dedi diyor. Bak adam içinden geçiriyor kendi kendine. Peygamber bunu söylüyor ona sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sufyan senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim dedi diyor. Mesela bak bu bir mucizedir bu. Mesela bu gayb bilgisi bu. İçinden geçirdiğini tabii içinden geçirdiğini anda söylüyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Niyetim iyilik ve günahtan ona sormadık hiçbir şey bırakmamaktı. Etrafını Müslümanlardan bir cemaat çevirmişti. Peygamberimizin sahabeler çevirmiş. Durmadan ona soru fetva istiyorlardı. Sürekli bir konu öğreniyorlarmış sahabeler. Onlar yara yara ilerlemek istedim. Allah'ın Resulü'nden uzak dur ey Vebisa dediler. Şöyle cevap verdim. Bırakın beni de ona iyice yaklaşayım. Kendine yakın olmak istediğim insanların en sevimlisidir o. O kapıyı kapatsana ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bırakın Vebisa'yı de diyor. İki veya üç kere daha bana hitap eden ey Vebisa yaklaş dedi. Nihayet ona yaklaşıp önüne oturdum. Bana şöyle buyurdu. Ey Vebisa sana ben mi haber vereyim yoksa sen mi bana sorarsın dedi diyor. Peygamberimiz maşallah. Bilakis sen bana haber ver dedim. Şöyle buyurdu. İyilik ve günah hakkında sormak için geldin değil mi de, demiş. Evet dedim diyor bak. İçinden geçeni biliyor yani. Bunun üzerine parmaklarının uçlarını bir araya getirip onlarla göğsüme vurarak şöyle buyurdu. Yani şöyle yaparak şaka şeklinde göğsüme vurarak. Ey Vebisa kalbine danış, kendine danış. Yani vicdanına danış diyor Peygamberimiz. İyilik insanlar sana fetva verseler, fetva vermeseler de kendi kalbinin yatıştığı şeydir. Yani mutlaka kendi vicdanına göre hareket et diyor. En doğrusunu Allah sana ilham eder diyor Peygamberimiz. Günah da kalbi kazıyan, rahatsız eden, göğüste dolaşıp duran şeydir diyor günah. Yani vicdanında zaten onun bunalımını, acısını yaşarsın sen diyor Peygamberimiz. Evet. Günahın acısını. Mesela bak Allah gayb bildiriyor, gayb bilgisi Kur'an'da. Rum ordular yenilgiye uğradı. Kur'an ayeti bu, Rum suresi 2 ve 5. Dünyanın en alçak yerinde Edna el Ard ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl, 3 ila 9 yıl içinde bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir Allah'ın yardımıyla. Bu ayetler Hristiyan olan Bizansların Persler karşısında ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra milattan sonra 620 civarında indirilmişti. O sırada Bizans çok büyük kayıplar vermişti. Bu dönemde Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği ayetlerle haber veriliyor. Bak Bizans yenilecek diyor yeniden Cenab-ı Allah. 622 yılında yani mağlubiyetlerinden 9 yıl sonra Heraklius Ermenistan'ı işgal edip Persleri yenerek çeşitli zaferler kazandı diyor. Buradaki ayette, ayetin açıklamasında. Aynı şekilde Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna el Ard olan bu ifade dünyanın en alçak yeri olan ve tam Bizansların yenilgiye uğradığı yer olan Lut Gölü Havzası'dır. Bakın hem Allah alçak bir yerde olacak diyor hem 7 veya 9 yıl 3 veya 9 yıl arasında belirtiyor. O zaman içerisinde olacak diyor ve Bizans mutlaka yenecek diyor. Bu gayb haber işte. Diyorlar ki gayb nasıl bilinir? Bilindiriyor Allah bilir mi? Biliniyor. Evet. Gelecekten haber veriyor peygamber. Evet. Nasıl bildiriyor? Allah ona vahiyle bildiriyor. Peygambere Kur'an vahiy olarak geliyor. Allah'ın hükmü olarak. Yani Allah'ın peygamberine gaybtan haber bildirmesi çok olağan dışı bir durum değil zaten. Buna inanmak çok zor olmasa gerek hocam.